Merhaba. Merhabalar. Bu haftaki dizi seçimimiz Masumlar Apartmanı. Ya bir şey soracağım. Şimdi Masumlar Apartmanı bilmem ne apartmanı deniliyor yani. Bana da dizi yorumla. Niye dizi yorumlamıyorsunuz? Yok, dizi yorumlarsanız daha çok takipçiniz olur. Daha çok izleyiciniz olur. Hazır Masumlar Apartmanı da son iki haftadır yok trendlere girmiş, keşfete girmiş. Niye bunu yorumla? Ya ben bu dizinin nesini yorumlayayım bilmiyorum ki yani. Türkiye'de doğru dürüst televizyonlarda doğru dürüst diziler mi çekiliyor yani? Ben bunu hiçbir zaman anlamıyorum yani. Görüyoruz işte dizi oyuncularını, zavallı dizi oyuncuları. Zaten bir sözleşmenin altına giriyorlar. Kölelik, resmen kölelik gibi bir sözleşme imzalıyorlar. Ondan sonra ne dizi hakkında konuşabiliyorlar, ne yorum yapabiliyorlar, ne kolay kolay bir yere röportaja çıkıyorlar. Yapımcıların haberi olmadan internette bir tweet bile atamıyorlar zavallı oyuncular. Bu konuda oyunculara hakikaten diyecek hiçbir lafım yok. Dizilerdeki oyuncularımız gayet iyi, gayet başarılı. Üzerine düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getiriyorlar. Bu arada oyunculuk demişken şunu da belirtmiş olayım. Bütün dizi sektörü ve sinema sektörü tamamen tiyatrodan gelen oyuncularla besleniyor. Yani tiyatrocular olmasa ne doğru dürüst dizilerde oyuncu bulabiliriz ne de sinemalarda oyuncu bulabiliriz. Kimse kusura bakmasın. Diziler, sinemalar kendi starlarını yaratamıyorlar. Hepsi tiyatroda besleniyorlar. Peki tiyatroda beslendikleri zaman tiyatroya ne kadar destekliyorlar? Senaristler tiyatroya ne kadar yer veriyor? Dizinin kahramanları bir tiyatroya mı gidiyor, operaya mı gidiyor, kültürel sanatsal etkinliklere mi gidiyor? Yok, hayır. Hepsi travmatik, hepsi hasta. Bütün böyle hastaları bir araya getirmişler. Bir apartmanda değil, bir eve tıkmışlar. Yani Masumlar Apartmanı'nda zaten iki tane iyi oyuncunun eline vermişler. Evet, Ezgi Mola ile Merve Dizdar'ı tebrik ediyorum. Çok iyi oyuncular. Ama bu kadar da kadınların üzerine yüklenilmez ki. Zavallı kadınlar temizlik yapıyorlar, temizlik yapıyorlar, temizlik yapıyorlar. Orayı yıkıyorlar, burayı siliyorlar, ağlıyorlar, saçlarını yoluyorlar, başlarını yoluyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Kızların artık canı çıkıyor ya dizi reyting yapsın diye. Bir fasulyeyi bir kere yetmiyor, 5 defa yıkıyorlar. Bir domatesi 5 defa yıkıyorlar. Bizim erkeğimiz ne yapıyor? Orada oturuyor. Yok, bir kere yıkadın, iki kere yıkadın, üç kere yıkadın, dört kere. Ya sayacana gidip kadınlara yardım etsene. Bu yani kadınlara, kadınların oyunculuğuna inanılmaz derecede yükleniliyor. Bu da hakikaten kadın şiddetinin başka bir boyutu. Evet, Ezgi Mola iyi bir oyuncu. Merve Dizdar iyi bir oyuncu. İşte Farah Zeynep Abdullah iyi bir oyuncu. Ama bu kadar da iyi oyuncu diye de bütün replikleri, bütün senaryoyu bunların üzerine yıkarsanız bir süre sonra işte Meryem Uzerli de olduğu gibi tükenmişlik sendromuna girerler. Neyse, pardon, bir anda bütün şeyimi bu püskürtmüş gibi oldum ama gelelim senaryoya. Senaryo bence çok tutarsız bir senaryo. Kimse kusura bakmasın. Bence o kahramanlar farklı farklı kahramanlar. Yok işte bir evde öyle bir temizlik hastası olur mu ya? Böyle bir hastalık gören var mı eviniz? Evet. Bazı kadınlarımız domestik olabilir, temizlik konusunda titiz olabilir. Ya bir domatesi 5 defa yıkanır mı ya? Hadi tamam, anladım. Abla öyle. Öbür ablanın başka bir travmatik. Ya hepsi travmatik hastalar ve bu hastalar nedense bir ailede birikmiş. Böyle bir şey mümkün mü? Babaya bakıyoruz. Baba güya yatalak hasta. Güya halim selim, aklı başında. Öyle bir baba kızlarını öyle gördüğü zaman gidip tedavi ettirmez mi? Doktora götürmez mi? Yok, öyle bir şey yok. Gelelim han rolünü oynayan kahramana. Ne yapıyor orada? Sadece poz veriyor. Poz vermekten başka bir şey yapmıyor. Güya filmde ne yapmış? İşte Avrupalarda okumuş, Amerika'da okumuş, yüksek tahsil görmüş. Ne bileyim, üst düzey bir yönetici. O kadar zengin, eğitim almış. Ne yapıyor? Abi de gece çöp topluyor. Ya böyle bir şey mümkün mü ya? Duyuyor musunuz? Mümkün mü böyle bir şey? Evet, yani size göre tutarsızlıklar ve çelişkiler var. Şimdi bak, neden çelişki var? Oraya geleceğim. Şimdi eğer abla, bak abla Urfa'nın bilmem ne köyünde, orada vardır bazı kız çocukları, gerçekten ablalar 9 tane 10 tane kardeşlerine bakar, onlar için yemek yapar, saçını süpürge yapar ve oradan kalkmış İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da da zorluklarla karşılaşmıştır, saçını süpürge etmiştir ve evden de dışarı çıkamadığı için kendi içerisinde öyle bir takıntılı bir hayat oluşturmuş olabilir. Bu ailede bir tane olabilir bundan. Abla ayrı travmatik,
öbürü ayrı travmatik, baba ayrı travmatik, öbür tarafta dede var ayrı travmatik. Ya bütün bu hastalar hadi aynı apartmanda olsaydı yetmemiş, aynı evde olmuş. Böyle bir aynı evde bütün herkesin ruh hastası olduğu, böyle psikolojik takıntılarının olduğu bir aile var mıdır ya? Bunların içerisinde hiçbir bir akıl yok. Herkesin mi travması var? Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, yabancı filmlere baksınlar. Yabancı filmlerde bir olumsuzu verdikleri zaman yanında da mutlaka olumlusunu gösteriyorlardır. Artı varsa eksisi de vardır. İyi polis varsa kötü polis de vardır. İyi anne varsa kötü anne de vardır. Ya da evladı için her şeyi yapan, evladının eğitimini düşünen, işte pedagojik formasyona göre hareket eden aileleri gösterirken öbür tarafta kötü aileleri de gösterirler. Böylece de bir denge oluşturmuş olurlar. Ama burada kahramanlara bakıyorsunuz. Sadece bu dizi için söylemiyorum. Masumlar Apartmanı için söylemiyorum. Bütün dizilerde öyle. Herkes ruh hastası, herkes şiddet, herkes herkesten nefret ediyor. Ya başka derdiniz mi yok ya? Kimse kusura bakmasın. Eğer televizyonda bir yayın yapıyorsanız bu televizyonlar halka ne veriyor diye sormamız gerekiyor. Çünkü milyonlarca bütçe ayrılıyor, milyonlarca reklam gelirleri var, oyuncuya, dekora, kostüme, yönetmene paralar akıtılıyor. Milyonlarca insan evinde oturuyor, 3 saatini, 4 saatini ayırıyor. Neden dizilerin süresinin o kadar uzun olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Kardeşim Netflix'te sizin yıllarca anlatamadığınız konuyu Netflix 40 dakika indiriyor. 40 dakikada anlatıp bitiriyor. Siz ne yapıyorsunuz? Netflix'in 40 dakikada anlattığı bir şeyi 5 yıla yayıyorsunuz. Oradan çekiyorsunuz, buradan çekiyorsunuz. Artık izleyicinin kafası allak bullak oluyor. Ne iyi, ne kötü, ne hırsız, ne doğru, ne dürüst kavramı kalmamış oluyor. Yazık değil mi o ev hanımlarına? Ev hanımlarını bu kadar basite indirgemeyin ya. Yok ev hanımları öyle yaparsak anlamaz, yok böyle anlamaz. Siz ev hanımlarını dizi izleyicisi ne zannediyorsunuz? Aptal mı zannediyorsunuz? Yok. Niye anlamasınlar kardeşim? Onlar Netflix dizisini anlar. Başka bir diziyi de anlar. Bugün görüyorsunuz sinemalarda niye Amerika'nın o dolan başlı senaryolarının ağırlıkta olduğu filmler de izleniyor. Netflix'te izleniyor. Yazık değil mi? İnsanlar evlerinde oturuyor, çocuklarının açlığını, yemesini, içmesini düşünmeden önce dizideki karakteri düşünüyorlar. Böyle bir hayat kurmuşlar. O zaman televizyonların mutlaka, şimdi kimse şunu söylemesin, ya televizyonların toplumu eğitmek gibi bir misyonu yoktur. Televizyonlar eğlence aracıdır. Kardeşim, eğlenmek başka bir şeydir. İnsan eğlenebilir ama topluma sen doğru olanı, ideal olanı da göstermek zorundasın yani. Böyle bir misyonu üstlenmek zorundasın. Çünkü bununla ilgili sen halka dönük bir şey yapmış oluyorsun. O konuda televizyona bir kere bunu düşünmesi lazım. Bu diziyi yani neden izleniyor sorabilirsiniz. Bu kadar neden reytingler alınıyor? İnternette, YouTube'da bakıyorum bir hafta içerisinde 11 milyon falan izlemiş bir bölümü. Onu da anlamıyorum. Türk halkı evet acı çeken insanı izlemekten, ağlayan sızlanı izlemekten zevk alabilir. Ya da Türk halkına böyle bir şey izleyeceksini şey yapılmış ya nasıl diyeyim böyle kodlanmış. O belki bunun izlenmesi gerektiğini düşünüyor. Ama şunu da belirtmiş olayım. Bu dizinin en çok izleyicisi olmasında dediğim gibi star isimler var. Bunların zaten Instagram'da, Twitter'da milyonlarca takipçisi var. Onlar bir kere zaten o star isimleri izlemek için o diziyi gelip izlemiş oluyor. Belki onun sadece bir repliğini, belki ses tonunu, belki jestini, bir iki hareketin işte bağırmasını, çağırmasını, ağlamasını, üzülmesini görmek için geliyor olabilir. Oyuncuları bu konuda hakikaten hiçbir şey demiyorum. Takdir ediyorum. Hele de o performanslar yaban atılacak bir performanslar değil. Ama lütfen bunlara da biraz dikkat edilsin diyorum. Başka sormak istediğiniz bir soru var mı bu konuyla ilgili? Mesela çelişkilerden bir tanesi özellikle işte ilk bölümde benim en çok kafama takılan kızla erkeğin işte karşılaşma sahnesi. Evet bu karşılaşma sahnesi her dizide kullanılır yani. İşte illa kızla erkek ya biri at kullanırken öbürü onun atta düşmesin diye korumaya çalışır. İşte cesur ve güzel de olduğu gibi. Burada da bir nevi cesur güzel sahnelerinden araklanarak işte kızla erkek bir araba çarpışmasında karşılaşmış oluyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Oğlanın bir cipi var. Çelik kaplama son derece lüks. Bir cip, kızın arabası küçük minicik bir serçe ama serçe cipe çarpıyor. Yaralanan kim oluyor? Serçedeki olması gerekiyor, değil mi? Hayır,
Hayır efendim, jipteki çocuk yaralanıyor. Böyle bir şey mümkün mü ya? Küçük bir araba jipe çarpacak ve jipteki yaralanacak. Tam tersi olması gerekiyordu. Kızın yaralanması gerekiyordu. Hastaneye kızın kaldırılması gerekiyordu. Bu arada ne oluyor? Hastaneye gidiyorlar, ne oluyor? Çok enteresan bir şey. Burada da mesela çok seni hastaneye götüreyim mi, götürmeyeyim mi, arayayım mı, aramayayım mı bilmem ne. Ya bu diyaloglar gidiyor. Velev ki kan kaybediyor. Orada hemen acilen 112'yi, oradaki kızın hemen araması gerekiyordu ki insanların hemen aklına böyle bir durumda hemen ilk iş olarak 112 araması gerekiyor. Ya da işte ilk yardım kurallarının işte kanaması var mı, nefesi doğru alıp verebiliyor mu, kırığı var mı, yok mu, ya da indirip arabadan uzaklaştırması gerekiyordu. Burada hangi ilk yardım kuralları uygulandı? Hiçbiri uygulanmadı. Bir şeyin var mı, yok mu, çok özür dilerim, bir yerin ağrıyor mu, hastaneye götürelim mi, yok götürmeyelim mi, yok bilmem ney mi, bakış 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 bakış. Sonra hastaneye gidiyorlar, bir odaya çekiliyor işte, güya özel hastane. Kız hayat hikayesini anlatıyor, oğlan hayat hikayesini anlatıyor, telefonlar geliyor, bilmem ne geliyor. Acile gitmişsin, doktor bütün bunlardan sonra geliyor. Böyle bir mantıksızlık olmaz. Orada hastaneye alınır alınmaz, hastanede hemen acil müdahalenin derhal yapılması gerekiyor. İşte dizilerin bunu göstermesi gerekiyor. Ondan sonra gelelim işte oradaki kız için işte kadın karakteri için işte radyo programı yapıyor. Çağdaş, modern, özgüveni yüksek bir kız. Ama ne oluyor? Dedesinden habersiz. Evden dışarı çıkamıyor. Dedesinden habersiz, kimseyi sevemiyor. Dedesi için sevgilisini bile terk ediyor. Yok bebe, dede kızının asla bir sevgili edinmesini, bir arkadaş edinmesine karşı bir dede. O da ayrı bir travmatik bir durum. Kız gidiyor. Eğer öyle baskıcı bir ortamda ya da tutucu bir ortamda yetişmiş bir kız, her şeye ön yargılarla bakan korumacı bir dedenin altında yatan bir kız, bir kere gidip alkolik birisine niye aşık oluyor? İkincisi, bazı yorumlara bakıyorum, o kızın polyana olduğunu, işte zayıfın yanında olmak istediğini, hasta olan birisini desteklemek için işte aman üzülmesin diye işte terk etmeyin falan diye düşünen bir kız ne yapıyor? Onun için hazırlanan bir doğum gününde çocuğu bütün aile arkadaşları içerisinde rezil edip bırakıyor. Bence bu da yanlış. Niye rezil edip bırakıyorsun? Niye kaçıyorsun? Dersin tamam, evlilik teklifiyle karşılaşıyor. Dersin ki şu anda ben teklifine karar vermeyeyim, daha sonra vereyim dersin. Orada kimsenin moralini bozmasın, gecesini dağıtmasın. Düşünceni de daha sonra söylersin. Ya da o esnada kusura bakma, pardon dersin. Kapatabilirsin. Bunlar yani çok çelişkilerle bir dizi. Yani oyunculuklar, o bakışma sahneleri, uzatmalar, bir de dizide bir anda da böyle ideal olanı sokmaya çalışıyorlar. İşte kızla erkek bir çay içti, hemen üçüncüsüne evlenmesi gerekiyor gibi bir zorunluluk. Hele o ablanın ikisinin aynı evde görünce çığlıklar atması, böyle bir ahlak dokunduruşları. Yani sanki bir anda işte Anadolu'daki eskiden köydeki işte töre cinayetleri ya da töre kavramlarını irdeleyen işte namus cinayetleri, neredeyse orada bir abla cinayet işleyecek yani abisiyle kızı aynı odada gördü diye böyle bir noktaya geliyor, yani öldürecek noktasına geliyor. Bu açıdan baktığım zaman dizi aslında alt metinde çok fazla baskıcı ve yönlendirici göndermeleri var. Bu da yanlış göndermeleri var. Bunu da ben hani çok çelişkili buluyorum. İşte çocuğun, gencin işte oradaki anın gece çöp toplaması. Çöp toplamasının da hiçbir mantıklı bir yanı yok. Amerikalardan eğitim almışsın. Son derece presentable bir hayat yaşıyorsun. Üst düzey yöneticisin. Her şey elinin altına verilmiş. Böyle bir karakter var mı Allah aşkına ya? Böyle birisinin gidip çöp topladığını bana getirip gösterebilir misiniz? Hayır, böyle bir karakter yok. Tamamen zaten yazarın bir psikiyatrisin farklı farklı hastalarını almışlar. Bunları bir apartmanda toplayalım demişler. Bu da yetmemiş. Hani bir çekim kolaylığı olsun diye bir eve yerleştirmişler ve bunları bir aile yapmışlar. Bence bu açıdan baktığımız zaman senaryo yanlış bir temel üzerine oturtulmuş. Ha şu olabilirdi. Han eğer çocukluğu kağıt toplayarak geçmiştir ve hayatını kağıt toplamaktan, çöp toplamaktan kazanmıştır. Onu toplayarak bir yere gelmiştir. Bugünkü başarısını, mevkisini ona borçludur. O zaman çöple arasında bir bağ kurabilir. Bu da mantıklı karşılanabilirdi. Ama böyle bir şey mantıklı değil.
İşte kadınları bir anda çok temizlik hastası, çok titiz, çok böyle yeri geldi mi birinin bir adım attığı yeri bile 5 defa aceyle yıkanacak duruma getiriliyor. Fasulyeler bile sabunla yıkanıyor. Ama buna karşılık sidikli çarşafları ne yapıyorlar? Alt kattaki dairede saklıyorlar ve artık kokmaya başlıyor. Komşular rahatsız oluyor. Burada pis pis kokular geliyordu. Evi terk ediyor ve bu ablalar hiç rahatsız olmuyor. Hani bunlar temizlik takıntısıydı? Hani bunlar temizlik düşkünüydüler? Ne oldu sizin temizlik hastalığınıza? Bir yandan da artık öbür komşu diyor ki ev, burada ceset mi saklıyorsunuz diyor. Koku var diyor. Bu kokuda duramıyoruz diyor. O kadar titizlerse orayı o kadar kokutmamaları gerekirdi. Yani böyle tutarsızlıklar diyecek bir şey bulamıyorum. Dediğim gibi zaten izleyen de bence Ezgi Mola için izliyor. Merve Dizdar için izliyor. Çünkü o duygusal geçişleri, çöküntüleri, o şiddeti çok güzel veriyorlar. Mimikleri, yani role gerçekten kendilerini kaptırarak, inanarak veriyorlar. Onlar gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Ha, Farah Zeynep Abdullah'ın oyunculuk karakterde biraz kararsız kaldığını düşünüyorum. Evet, orada tamam kararsız bir karakteri oynuyor ama herkesin gönlünü de hoş etmek istiyor. Ama kendisi için de ideal olanı da bulmak istiyor. O anlamda biraz gelgitleri de var. Belki karaktere de uygun olabilir ama biraz bence orada kendisinin kararsız olduğunu düşünüyorum. Ama Ezgi Mola ile Merve Dizdar ne oynayacaklarını biliyorlar. Neyi nasıl vermesi gerektiklerini bence biliyorlar. Zaten ha şu da var. Şunu da belirtmiş olalım. Dizide o kadar çok bu oyuncular yakın çekimde veriliyor ve çünkü kamera o kadar çok üzerindeyse ve bir şeyi yapman, bir tepki dile getirmen için sana dakikalarca sunabileceğim bir fırsat veriyorsa elbette ki iyi oyunculuk çıkarırsın. Yani bağırıp çağırıp şiddeti kemiklerine kadar hissettirebilirsin. Zaten orada da yönetmen, belki senaristler de öyle bir fırsat vermişler Ezgi Mola'ya. Tamamen açık bir alan. Sen istediğin gibi burada şiddetini, nefretini, öfkeni istediğin gibi kusabilirsin. Onu sınırlayacak hiçbir şey yok. Yani tamamen çekimi sana bırakıyoruz demişler. Böyle olunca da sen de o duyguyu verirsin. Bu açıdan da evet star bir oyuncuyu oynatıyorlar. Belirli bir takipçi kitlesi var. Son zamanlarda yönetmenler bunu çok önemsiyor. İyi bir oyuncu ve şu anda ben dizinin sadece Ezgi Mola'nın hayranları tarafından götürüldüğünü, ayakta tutulduğunu inanıyorum. Bir süre sonra bu hikayenin çok fazla gitmeyeceğine de inanıyorum. Çünkü evet bir dizinin tutulabilmesi için star isimler, fanlarının yüksek fanlı olan oyuncuların olması başlangıç için iyidir ama sonuçta devam edebilmesi için de iyi bir kurguya oturtulması gerekiyor. Bir süre sonra İnsanlar bu tutarsızlıkları artık yemeyecekler ve diziden tekrar tekrar uzaklaşmaya başlayacaklar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani diziyle ilgili söylemek istediğim şey şeyi başta temelsiz yer buluyorum. Bu kadar psikolojik sorunları olan insanların aynı ailede toplanması yanlış bir yöntem, kurgulama biçimi. Bunlar belki farklı farklı yaşamdan gelmiş, farklı ortamlarda yaşayan insanlar olsalardı daha tutarlı olurdu. Ama muhtemelen burada yapımcı çekim kolay olsun, işte farklı mahalleler, farklı evler, farklı kültürler olmasın. Biz bunları aynı evde toplayalım, gerekirse bir evin içerisinde çekimimizi yaparız, kurtuluruz diye düşünmüş. İki de iyi tutan isim koyduğumuz zaman bu işi biz kurtarırız diye düşünmüşler. TRT'de oynuyor. TRT'nin de bu arada ben pek TRT'de izlemiyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Ama bizim elektrik, su, doğalgaz faturamızda bile TRT'ye destek kesilirken artık TRT'de de topluma daha bilinçli verilerin sunulacağı ve herkesin izleyeceği, evet bir öğretici misyonu üstlenmesi gerekiyor. Çünkü TRT'nin reyting kaygısı gütmeden topluma eğitmeyi amaçlaması gerekiyor. Çünkü hadi diğer özel kanalları anlayabilirim. İşte reyting kaygısı olabilir, işte bütçesi, ekonomi durumu,
bir şekilde zararını kurtarmaya çalışabilir ama bir devlet televizyonunun, hele de herkesten belli bir ödenek kesilen televizyonun filmleri, dizileri, belgeselleri, eğlence programları, yarışmaları seçerken toplumun eğitici, öğretici, bilinçlenici yanını göz önünde bulundurmasını doğru ve yerinde buluyorum.